Bazen hayretler içinde kalmamıza sebep olan sihirbazlık numaralarının aslında çok basit sırları var. Sizin de kolay şekilde yapabileceğiniz çok basit numaralar bulunuyor. Bu hileler sayesinde hem etrafınızda bulunan kişileri şaşırtacaksınız hem de keyifli bir gün geçirmiş olacaksınız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Lastik numarası. Lastik ile yapabileceğiniz pek çok sihir numarası var. Lastiğin sihirbazlık şovlarında önemi çok büyük. Bu numarada ise parmaktan parmağa lastiğin nasıl geçtiğini göstermeye çalışacağız. Yöntem çok basit ve sadece karşındaki insanı kandırmaya yönelik. Önce bir lastiği iki parmağınıza geçiriyorsunuz. Daha sonrasında ise üste koyacağınız lastiği alttaki lastik çıkmasına engel olarak koyacaksınız. Daha sonrasında ise elinizi yumruk yapıp diğer iki parmağı geçireceksiniz. Bunu yapmak için arkadaşınızın hiç fark etmeyecek şekilde alttaki lastiği dört parmağınıza yerleştirmek olacak. Videoda gördüğünüz gibi lastik çok kolay bir şekilde yer değiştirecektir. Kağıt para uçurma hilesi. Bu numarada avuçlarınızın arasında duran kağıt uçmaya başlıyor. Aslında pek kolay bir hilesi var. Siz de sadece bir kağıt parçası ile bu gösteriyi evinizde, okulunuzda, arkadaş ortamınızda yapabilirsiniz. Söz konusu kağıt para oldu mu daha çok dikkat çekiyor. Bu numarayı yapmanız için gereken tek şey görünmez iplik ve bant. Görünmezlik ipliğiniz yoksa bile normal bir ipi birbirinden ayırarak en ince ipi alabilirsiniz. Sonuç olarak birkaç denemeden sonra oldukça usta bir sihir ortaya çıkmış olacak. Para atma hilesi. Kapalı bir pet şişeye bozuk parayı koyabilir misiniz? Evet, oldukça zor. Hatta ağzı açıkken bile zordur. Ancak bunun bir numarası var. Oldukça havalı görünen bu numarayı yapmadan önce maket bıçağı ile kağıdın tam altında paranın geçebileceği şekilde kesmek. Daha sonrasında ise mıknatıs yardımı ile parayı içinde tutacaksınız. En sonunda ise başka bir bozuk parayı sanki içine atıyormuş gibi yapmanız gereken bir hareket var. Pet şişeye vurduğunuz anda mıknatısı çektiğiniz an içindeki gizli para alta düşecek ve bu şekilde yapacağınız birkaç denemeden sonra oldukça başarılı bir numarayı öğrenmiş olacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken ise mıknatıs ve parayı çok iyi şekilde saklamanız gerekiyor. İskambil hilesi. Bir illüzyonist için şüphesiz olmazsa olmaz olan iskambil kağıtlarıdır. Bu kağıtlar sayesinde yapabileceğiniz onlarca numara var. Bu videoda bir tanesini göstermeye çalışacağız. En kolay hilelerden biri seçilmesini istediğiniz kartı en üste koymaktır. Kartları karıştırırken o kartın hala üstte olduğundan emin olun. Sonra arkadaşınıza nerede durmanızı istediğini söylemesini rica ederken baş parmağınızı yerleştirin. İşaret parmağınızla kartları geri çekin. Dur dedikleri zaman desteği parmağınızın olduğu yerden bölün. Sonra en üstteki kartı destenin üst yarısıyla çekin. Böylece kart hep destenin ortasındaymış gibi görünecek. Kağıt katlama. Kağıttan şekil yapmayı seviyor musunuz? O zaman bu numara tam sizlik. Bu numarada dondurma şeklinde olan kağıdın içinde sürpriz şeyler çıkartmaya çalışacaksınız. Genellikle kullanılan ise kağıt para oluyor. Yapmanız gereken ise kağıdı videoda gördüğünüz gibi katlamanız. Bu şekilde katladığınız kağıdı iki yandan açabilirsiniz. Bir taraf boşken diğer tarafına ise kağıt para koyabilirsiniz. Aslında tek zannedilen boşlukta iki tane boşluk var. Seyirci bunun asla farkına varmayacaktır. Hızlı hareketlerle numarayı yaptığınızda oldukça etkili bir numara olacağı kesin. Parmak bölme numarası. Şimdi çok zor olan bir numara ile devam ediyoruz. Eğer gerçekten profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorsanız bu numarayı kesinlikle öğrenmeye çalışın. Bu numarayı yapmak için simsiyah bir tişört giymelisiniz. Daha sonrasında ise aynı tişörtün renginde bir parça bulup iki parmağınıza göre kesin. Arkadaşınızı tam karşınıza aldığında bunu fark etmesi çok zorlaşacak. İşte yapmanız gereken tek şey parmağınızı ikiye böldüğüne inandırmak.